Arkadaşlar merhabalar bu videomda 2021 tayfanın rehberlik videolarından 29. haftayı anlatacağım size yani ne zaman 29 Haziran'da programa başlayan arkadaşlar için bu hafta neler yapacaksınız ondan bahsedeceğim Evet ne yapıyoruz arkadaşlar bir cisim yaklaşıyor yani katı cisimler yaklaşıyor sanki arkadaşlar katı cisimler konusunu halledeceğiz inşallah bu hafta Tabi bir aksilik olmazsa. Arkadaşlar bir e, geçen hafta dediğim gibi katı cisimlere yoğunlaştık ve söz verdiğim gibi baskıya yetiştirdim. Ama baskı sonrasında işte bu pandemiden dolayı belki bazı illere ulaşamayabilir şey olabilir. Yani sizler e, şeye o, alacaksınız ya. Şimdi ben ne zaman konuş bu konuşmayı yapıyorum bu arada. Ayın kaçındayız? Ayın 11'inde miyiz? Evet 12'sindeyiz. E, belki... Günü gününe takip eden Arkadaşlar, tabii ki var arkadaşlar. Ee, ama işte çarşamba günleri anlatıyorduk konantımlı Yine çarşambaları anlatacağız arkadaşlar. Çarşambadan öbür çarşambaya kadar e, çalışmalarımızı yapacağız arkadaşlar. Şimdi ya biz şey anlamında yazdık. İşte baskıya gitti. Baskıdan çıkması işte sizin e, bulunduğunuz ile işler şubesine çarşamba gününe yetişir mi bilmiyoruz. Yani belki cuma günü gelecek elimizde ee, belki cuma günü gelecek belki de önümüzdeki haftaya sarkacak tam emin değilim ya da internetten sipariş verebilirsiniz yetiştiremeyen arkadaşlar hiç önemli değil ee, bir hafta e, yani ekstra geometri çalışamıyorsanız da başka bir şey çalışabilirsiniz yani önümüzdeki hafta bu videoyu izleyebilirsiniz ama ee, önümüzdeki hafta bu video ile ilgili yani siz bu hafta neler yapacaksınız ondan bahsedebiliriz ama tahminimce yani yola çıkmış olması lazım ve işler bayilerine uğramış olması lazım. Yani salı çarşamba günü işler bayilerinde olması lazım diye düşünüyorum. Hani siz de gitmeden önce boş boşuna da şey yapmayın. Hani bulunduğunuz ilde ben mesela Zonguldak'tayım. Zonguldak'ta işler kitabı yazdığım zaman hemen telefon numarası çıkar çıkar diye tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Bir ararsınız katı cisimler fasulye geldi mi? Ne zaman gelecek? Şeklinde sorarsınız. Yani bu hafta gelmez diyorlarsa da artık önümüzdeki hafta başlarsınız. Ama ben bu hafta anlatılacakmış gibi şey yapacağım. Ve Çarşamba günü de videoları yükleyeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam mı? Çarşamba günü e, işleyeceğiniz yerlerdeki videolar eklenecek arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz ayın kaçındayız? Ayın 11'indeyiz. Hatta 12'sindeyiz şimdi. Bu arada normalde pazartesi günleri çekimi yapıyordum ama yani bu rehberlik videosunu ya acil işlerim çıktı onları halletmek zorunda kaldım arkadaşlar. Ondan dolayı. Ee, salı gününe sarktı. Zaten ders videoları da çarşamba günüydü. Ee, eskiye geri dönüyoruz. Yine çarşambaları anlatacağız. Şimdi katı cisimler çıktı. Bir cisim yaklaşıyor. O doğru. Katı cisimler arkadaşlar belki de sadece ve sadece fasükülü yetecek. Çünkü yeteri kadar soru var. Ama biz bunun yanına ne yapacağız? Orta seviyedeki kaynağı yine çözmeye devam edeceğiz. Ee, hatta geometrinin ilacı kitabını yine çözmeye devam edeceğiz. Hatta burada değişik bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Yani burada e, geometrinin ilacıyla e, fasikülden gidebiliriz. Orta seviyedeki bir kaynağı da sonraya bırakabiliriz arkadaşlar. E, o şekilde yapsak sanki daha iyi olacak. Yoksa çünkü çok da bir ağırlık e, şey soru falan çözerken baya bir e, çok fazla soruyla uğraşmış olacaksınız. Bir bıkkınlık verebilir. Sonra tekrar amaçlı bir orta seviyedeki kaynağı tekrar amaçlı ben size daha sonra çözdürürüm. Tamam mı? Yani katı cisimlerde orta seviyedeki kaynağı seçmeyelim. Şimdi ben konuları da belirledim arkadaşlar. Ee, ayın 13'ünde ne yapıyoruz arkadaşlar çarşamba günü? Temelliklik ve prizmalar konusunu anlatacağız. Temelliklik konusu var bir de e, onun testleri var. Prizmalar var bir de onun testleri var arkadaşlar. Ha hocam bir de küp niye küpü sonraki haftaya aldınız onu söyleyeyim. Arkadaşlar temel dikli ve prizmalar zaten yeteri kadar sizi yorar. Ee, Kübü de koysaydım eğer baya bir şey olacaktı zorlanacaktınız. İki konu iki konu birden seçtim. En azından küpü de önümüzdeki haftayı verin de yani küp de zaten bir prizmadır. Prizmayı da orada tekrar etmiş olursunuz. Çünkü küpün içinde e, prizma soruları da var zaten arkadaşlar. Evet bu hafta ne yapıyormuşuz? Temel dikli konusu ve prizmaları halledeceğiz. Birinci hafta. Hatta yazmışım ben buraya. Sonraki hafta küp ve silindiri. Ben yine o hafta size anlatacağım arkadaşlar. İşte bu hafta şunları falan şey yapın diye. Hani ilk haftada neler yapacağımızın genel bir haritasını çıkartmak istedim sadece. Ee, ayın 20'sinde küp ve silindiri yapacağız. 27'sinde piramit ve konuyu yapacağız. Ondan sonra 28'inde de küre ve ÖSYM sorularını yapacağız. Ama burası size az gelecek. İşte burada e kitap çözdürmeye başlayacağız arkadaşlar. Acil geometri kitabında bir buçuk hafta diyelim. Burada küreye bir yarım hafta dersek. Acil geometri katı cisimleri de çözerken de arkadaşlar. Ee, bir buçuk hafta gayet de yeterli olacaktır. Hatta belki de orta seviyede kaynağı burada da size çözdürebiliriz. Şimdi bu hafta neler yapacağız arkadaşlar. Temel ve prizmalar. Temel ve prizmaları anlatacağız arkadaşlar. E, keşke şeyi inceleseydim daha iyi olurdu ama. E, hatta. Aynı zamanda burada prizmalarla ilgili, prizmalarla ilgili e, katı cisimlerle ilgili şeyi hatta ben kitabı açayım. Şu anca canlı canlı kitabı açayım arkadaşlar. Şöyle bir kitabı açayım. Nerede o? Ee, bir sürü şey var, sayfa var burada. İlaç. İlaç. İlaç, ilaç, ilaç. Heh. İlaç. Burada çektiğimiz videolar var. Hemen ilaç kitabını açıyorum arkadaşlar. Geometrinin ilacı kitabını açıyorum. Ee, evet sayfa kaçta olduğuna da bakalım. Ya geometri ilacından da sayfa numarası ödev vereceğim ya arkadaşlar ondan dolayı. E, ee, analitik geometri. Ha katı cisimler şeydeydi. Prizmalar 207'de. Tamam. Prizmaları verebiliriz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Prizmalar 207'de arkadaşlar. Sayfa 207'yi açıyoruz. Yalnız burada görmediğiniz bir şey var. Küp var. Ee, prizmaları anlayan şeyi yapar arkadaşlar. Küpü yapar. Sıkıntı yaşamazsınız diye tahmin ediyorum. Ee, sayfa 207 Sayfa 207'deki prizmaları ödev veriyorum arkadaşlar bu hafta. Bu, bu konu anlatımlarından sonra sayfa 207'ye geldik mi? Geldik. Şöyle. Evet, prizmalar. Tamam. Sayfa 207'ye ödev veriyoruz arkadaşlar. 207'den sayfa kaça kadar? Şöyle bir bakalım prizmalara, silindire gelene kadar. Kaç tane test var prizmalardan? 4 Evet, 5 tanecik test var herhalde. Test 5. Evet. 5 tane test var arkadaşlar. Bu 5 tane test ödev. Küp soruları var. Hocam küpü daha öğrenmedik. Küpün ee, fasikülde hemen ilk sayfasına bakarsınız arkadaşlar. İlk sayfasında küpün hacmi nedir? Yüzey köşegeni nedir? Ona bir bakarsınız. Yeterli olacaktır. Tamam mı sizin için? Sizin açınızdan. Yani şuradaki soruları çözmek açısından. Evet. Yapacağımız şey neymiş arkadaşlar? Bu hafta şunu yapacağız. Tekrarlıyorum. Temel diklik ve prizmaların konu anlatımına çalışacaksınız. Küpe bakmayın. Küpe önümüzdeki hafta bakacaksınız arkadaşlar. Ve aynı zamanda e, kitapta arkadaşlar bunlarla ilgili testler var zaten. Temel diklikten ya 3 tane ya 4 tane test var arkadaşlar. Sanırım 4 tane test var. Prizmalardan da 10 tane test var. Sadece prizmalardan 10 tane test. 14 test e, fasikülden yapıyor. 14 test fasikülden yapıyor. Ve aynı zamanda da Geometrinin ilacında da GEO ilacında da ne yapacaksınız arkadaşlar? 5 tane test var arkadaşlar. O 5 tane testle önümüzdeki hafta çarşambaya kadar ne yapacaksınız? Çözeceksiniz arkadaşlar. Çarşamba günü Konu anlatımları videolarını izleyeceksiniz. Hatta şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Çarşamba günü temel diklik videosunu izleyin. Ee, aynı zamanda izledikten sonra hemen testlerine başlayın. Sonra ertesi günde neye başlayacaksınız arkadaşlar? Ertesi günde prizmalar konu anlatımına başlayın. Ondan sonra da hemen testlerine başlarsınız arkadaşlar. Ee, bu süreç büyük ihtimalle 3-4 günde halledilebilir. Ondan sonra da geometrinin ilacındaki testleri de zaten bir günde de halledebilirsiniz. Evet bu hafta yapmanız gereken şey bu olsun arkadaşlar. Ee, fasiküldeki testler ve şeyler bitecek e, konu anlatımı ve testler bitecek. Bir de e, geometrinin testler bitecek arkadaşlar. Sadece prizma testleri bitecek arkadaşlar. Tamam. Bu haftalık işimiz bu şekilde. Görevimiz bu şekilde. Evet. Ya inşallah şeyde fasükülde gelir arkadaşlar da bir haftanız sarkmaz. Yani bu pandemi süreci her sektör maalesef etkiledi arkadaşlar. Cuma günü baskıya gitti. Cuma günü baskıya giden normalde pazartesi günü de dağıtıma çıkar. Ee, pandemiden dolayı şu an ne alemde tam olarak ben de bilmiyorum. Ama tekrar söylüyorum. E, işler kitabı gitmeden önce e, bir ararsanız sizin açınızdan daha iyi olur. Tamam mı arkadaşlar? Evet bu haftaki söyleyeceğim şeyler bu kadar. Önümüzdeki hafta içinde yine detaylı bir şekilde küp ve silindir içinde size yine rehberlik yapacağız arkadaşlar. E, bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet o zaman bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. والشكل